Ne yaptın sen kendine böyle? He? Niye bakmıyorsun sen kendine? Beni çok üzüyorsun. Bak yemin ediyorum güldüğüme bakma. Beni çok üzüyorsun. Ben senin için gidiyorum Uludağ'dan. Gübre alıp geliyorum. Toprak alıp geliyorum. Şu yaptığına bak. Şu haline bak. Bir yumurta kabuğu veriyorum sana ben be. He? Bunu mu hak ediyorum ben? Hak etmiyorum. Bak kardeşine. Bak kardeşine. Senin canını yerim lan ben. Gübreye tepki veriyor. Akıllı. Ama sen... kıskanç şey. Ne bana diş gösteriyorsun? Ne bana diş gösteriyorsun? Ne oldu? Bir şey mi dedik? Ay! Kapıyı açsana, kapıyı. Allah'ım ya. Ya, ya. Hadi geçti. Hadi geçti. Ya. Niye geldin lan? Neydesin? Sürüden niye ayrılıyorsun? Sürüden niye ayrılıyorsun sen? Lan. Sürüden niye ayrılıyorsun? Karış. Lan, sürüden lan. Niye ayrılıyorsun? Ya sen kaçmadın mı? Kaçma. Lan nereye gidiyorsun? Nereye gidiyorsun? Nereye gidiyorsun sen? Oğlum hadi. Nereye gidiyorsun sen? İçeri mi girecek? Olmasın köpeği. İçeri mi girecek sen? Hadi gir. Hadi gir ben buradayım. Hadi gir. Hadi gir. Hadi gir. Benim babam adamdı. Benim babam adam gibi adamdı. Adam. İçeri mi girecek sen? İçeri mi girecek? Hadi gir. Hadi. Hadi gir. Hadi. Hadi gel kapışalım. Hadi. Hadi. Sus. Hadi. Hadi. Yardım. Zürafa. Sen nasıl geldin buraya? Hep televizyonda görürdüm seni ben. Özür dilerim. Çok güzelmiş ya. Tamam. Tamam söyleyeceğim. Tamam bay bay. Ne olmuş mezarlıkta mıymış? Mezarlıktaymış. Oh, çok şükür. Oh. Çok şükür. Şimdi daha da gergin olacak. Neden? Öyledir ya. Çizgi filmden öğrenince ölümü nereye koyacağımı tam bilemezsin. Hem terk edilmiş hissedersin, hem bir yerde saklanıyor, oyun oynuyor gibi hissedersin. Hem ben öyleydim en azından. Sonra çıkıp gelmez. Gelmedikçe sinirlenirsin. Kırıldıkça öfken büyür falan. Okan. Merhaba. Kapı açıktı da. Gel, gel. Merhaba. Hoş geldiniz. Emre'den haber var mı? Annesinin mezarına gitmiş. Şey ben yani bir, belki bir yardımım dokunur diye geldim ama. Keşke arasaymışsın gelmeden. Yani gerçi gözünle görmek de başka bir şey de. Gel.
Lüvgün'le herkes ortadan kaybolunca böyle birden. İyi ya, hiç yani espri yeteneğini kaybetmemişsin. Neyse, yani yattığın yerde yaparsın da bari iyi gelir. Nasıl oldun bu arada? İyiyim, sağ ol. Toplantı nasıldı? Toplantı mı? Çok parlak değil ya. Ama neyse, ben şimdi sizin bununla kafanızı çok şey yapmayayım. Moralinizi de bozmayayım. Neyse, görüşürüz. Yok canım, anlat Okan. Bir şey ikram etseydik Okan, nereye hemen? Abi bir şey soracağım. Bu dışarıdaki adam kim? Böyle bir gelgitleri olan, bir gülen mülen bir herif var dışarıda. Kim bu herif? Nazif. Nazif mi onun ismi? Bir saygısızlık mı yaptı? Bir şey varsa hemen gidip konuşalım biz. Sen sinirlenme. Neyi konuşacağız ya? Nazif'in saygısızlık yaptığı ne zaman görülmüş? Yani saygısızlık değil. Ya bir labalelik. Anladın mı? Yani fazla şımartmışsınız herhalde siz bu adamı. Ben anlamadım. Yani haddimi aşmayayım ama... Yani bu adamlar böyle çok çabuk yer değiştirirler. Böyle yerlerini şaşırırlar. Okan, senin bu adamlar dediğin bizim ailemiz. Pırlanta gibi insanlar onlar. Ne diyorsun sen? Sana bir şey söyleyeyim mi? Kimseye gereğinden fazla değer vermeyeceksin. Yani bak, ben bir şey demiyorum. Ama başkası olsa sizi dava eder. Gerçekten. Yani yarın öbür gün ne yapacağı belli olmaz yani bu adamın. Ya adamın sinirleri bozuk, biraz fazlaca gülüyor. Ne var bunda? Artık insanlar böyle zamanlarda da birbirini tolere edemeyecekse yani... Ne yapıyorsun sen ya? Mevzu çıkarmaya mı geldin? Ne oluyor? Sen narkoz etkisinde misin yoksa ilaç etkisi mi? Ne bu sinir ya abi? Ya ne diyorsun sen? Evime geliyorsun, 40 yıllık çalışanım hakkında abuk sabuk konuşuyorsun. Sonra ulan ben adam, niye sinirliyim öyle mi? Ulan adam! Dinleyelim, adamın ağzına... Ya ne yapmış olabilir Nazif? Ne saygısız, ne labaliliği, ne yapmış olabilir? Hayret yani bir şey Nazif ya. Nazif efendi bir adamdır, öyle bir şey yapmaz yani, o yüzden. Abicim. Ne oluyor? Nazif, ne oluyor? Oğlum burayı... Nereden buldunuz o kıyafetleri? Oğlum, bahaneniz ne ya? Atos, Portos. E hani Faruk, mis? Oğlum, hiç güleceğim yoktu. Ay vallahi yarıldım ya. Yalnız güzel olmuş. Ben beğendim. İyi. Sen var ya, olsun. Sen böyle sokağa bir çıkacağım. Sana yemin ediyorum, seni kaparlar. Ham kaparlar. Nazif. Ona hiç geleceğim yoktu ya. Sen ne zaman evleneceksin? Oğlum, eridin lan. Oğlum. Erik kurusu gibi olduk oğlum. Oğlum, anan bile evleniyor lan sen. Nazif. Esparator, 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 esmoş. Ay sen ne güzel olmuşsun kız böyle. Yemin ediyorum bak. Üçüncü Elizabeth. Ya üçüncü Elizabeth senin dırnağın olamaz. Sen onu tırla ezersin, tırla. Sen onu böyle yaparsın bak. Nanik. Nazif. Tehlike doğmaya başladı. Nazif. Oğlum, hiç güleceğim yoktu lan. Nazif. Öleceğim. Oğlum bana da meyliyor. Anladın mı? Keseceğim seni falan filan diyor işte. Hoş! Hoş! Ne diyorsun sen? Lan!
Necip tamam. Sen? Necip yok bir şey. Abi ben size söyledim işte. Bana bir şey oluyor. Necip sakin ol. Ya. Lan ben sana demedim içeri girmeyeceğim. Sen nereden geldin lan? Nereden geldin sen? Nazif. Nereden geldin sen? Mustafa abi. Sen nereden? Mustafa abi. Böyle. Ben ne dedim lan sana? Mustafa. Burada. Ne dedim oğlum? Nazif. Nasıl geldin? Sen nereden geldin? Ay. Nasıl? 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 Abla. Bana tarhana çorbası yap. Yapacağım yavrum. Hayatım yok. Nazif! Onu hastaneye götüreyim bu yediği. Dur ben önce bir gideceğim bakacağım. Tamam. Oğlum kusura bakma. Çok özür dilerim. Ya kusura bakma. Oturun şöyle. Çok güzel. Vallahi çok güzel. Nazif. Çok güzel. Nazif. Çok güzel. Gelsenize. Abla ben korkuyorum. Karpuz peyniri hazırlayayım. Nazif ne yapıyorsun oğlum? Sen ne oluyor buna çocuklar? Karpuz peyniri. Anlamadım oğlum bu böyle. Bak yatıyorum bak. İnsan doğsunlara bu karıştı. Allah koruyor. Kız sen buna ne ilaç verdin? Bu ilaçtan sonra böyle oldu. İlaç mı ne ilacı? Ver şunu bakayım. Elizabeth. Sen nereden geldin? Bunu verdi doktor. Bu. Gülüyor da sakinlesin diye verdi de iki gündür o da hiç böyle bir şey yapmadı anlamam. Senin maaş ne kadar? Türkan Şoray? Yemin ediyor bu. Ben var ya sizin filmleri izlemedim ha. Yavaş. İki kraliçe yan yana. Nazif. Tarih bunu yazacak. Götürün şunu. Dinlensin şu doktora ben sonra. Ben götürüyorum şimdi. Tamam hayatım tamam. Benden telefon bekle. Benden telefon bekle. Hadi oğlum. Hadi oğlum. Hadi oğlum. Hadi Nazif'im. Geç Nazif'im. Sizi arayacağım. Tamam Nazif'im. Nazif, Allah'ım. Nazif. Ne oluyor ya? Ay işte gülmesi için doktor bir ilaç mı vermiş? Ne? Herhalde onun etki yaptı. Ay Allah şeye de ayıp oldu. Okan'a ben bir gideyim bakayım. Çocuğa ne bu hal? Ya orada kalmaya çalışıyor. Var mı böyle bir şey ya? Yani hiç özür falan da yok. Posta koyuyor bir de. Tarık'cığım bizden birini çağırsaydın keşke. Vaktim yoktu Süreyya. Vaktim yoktu. Yani durumları biliyorsun. Aklım çıktı. Peşine takıldım gittim. Adamlar da basmış gitmiş. Ödemeler kapıda. Bu adamlar da çok önemliydi. Çocuğundan da mı önemli Faruk? Değil Süreyya değil. O yüzden zaten bütün her şeyi bıraktım. Peşine takıldım gittim ya. Sadece haber verseydin yani. Haber verseydin. Haber verseydi birimiz gitmez miydik? Ya tamam sakin ol. Bağırma duyacak şimdi bir şey olacak. Bağırmıyorum. Ben bağırmıyorum. Aklımı yedim ya. Aklımı yedim. Kafayı yedim. Ona bir şey oldu zannettim. Birinize benim pencereden bakar mısınız? Okan içeride. Okan mı? Niye? Emir'i merak etmiş. Olman gelmiş. Bir sürü bir şeyler oluyor şimdi içeride de konuşacak durumda değilsin. En azından kalıcı bir şey değil. Neyse. Neyse hadi görüşürüz. İyi günler. Okan. Faruk. Hoş geldin. Ayol fırtına gibi gitti yukarı Emir. Yetişemedim bile peşinden. Bırak anne bırak. Bırak. Sakinlisin ben konuşacağım onunla. Nazif'ten sonra vallahi Allah herkese sağlık sıhhat versin. Zor yani. İnşallah güzel güzel sağlıklı sıhhatle. Ne oldu Nazife? O çok uzun bir mesele. Faruk mis. Allah Allah. Konu ne ya?
Neyse ya, kusura bakma. Ben son dakika bütün toplantıyı sana ihale ettim. Bir de telefonu öyle kapattım. Kusura bakma. Olur öyle ya. Sıkıntı yok. Yani idare edeceğiz artık birbirimizi. İnsanlık hali. Ne dediler giderken? Çok aceleleri varmış. Karşı tarafla yapılan kontrat da sona ermiş. Biz de dersimizi iyi çalışamadığımız için bizimle başka zaman çalışacaklarmış. Neyse ben toplarım. Ben şimdi gidiyorum. Şirkete hayatım, geç kalabilirim ben bu akşam. Abi ben de geliyorum. Oğlum sen nereye gidiyorsun? Daha yeni ayaklandın. Bak dinlen biraz. Ya anne bir hava almam lazım zaten. Oğlum annem haklı. Abi hava alacağım, çok daraldım o yüzden. Anne ben bir adaya bakayım. Efendim Özgür. İyiyiz, iyiyiz. Ben şimdi ofise geliyorum, çalışacağım biraz. Sen bir tek çaycıya söyle o kalsın, tamam mı? Olur, tamam. Sen de kalırsan iyi olur. Tamam, teşekkür ederim. Ben bir Emir'e bakayım. Anneciğim görüşürüz. Emir, telefonum var. Derin? Derin? Sen açmayınca Süreyya ablan aradı. Neredesin? Hiç, okuldan yeni geldim işte. Bugün sınav vardı bir sürü ama çok güzel geçti hepsini. Büyük not bekliyorum. Öğretmenler işte klasik bir sürü ödev verdiler. Bugün arkadaşım okula bir robotunu getirdi. Çok havalı. Biraz küçük olsun ama yani bayağı havalı, ışıklı mışıklı konuşuyor, yürüyor, zıplıyor, kollarını kaldırıyor, indiriyor falan. Bayağı eğlendik. Teneffüslerde onunla oynadık. Peki arayacağım ben seni akşam. Görüşürüz. Ha, gel. Ballı süt. Teşekkür ederim. Rica ederim. Annen kendini kötü hissettiği zamanlarda ballı süt en iyi gelir demiştim.
Sana sarılmama izin verir misin? Ben iyiyim. Sen Yaz'la ilgilenebilirsin. Yaz konuşabiliyor olsaydı, git abinle ilgilen, benle ne işim var derdi. Ve ayrıca ben seninle ilgilenmek istiyorum şu an. Bu kadar olay çıkacağını düşünmedim. Babamın fark edeceğini de düşünmedim. Senin yokluğunu. Sana anlatmış mıydım ben? Bizim bir tane lokantamız vardı ufak diye. Hani ben küçükken. Babam hep onunla ilgilenmek zorunda kalıyordu. İşte ulaşığı, elemanı, malzemesi, alışverişi falan filan, gece müşterisi derken ben çok az görürdüm. Hatta bazı gecelerde eve gelmediğini düşünürdüm. Çünkü ben uyumuş olurdum. O kadar uzun saatler çalışırdı. Lokantayı benden daha çok sevdiğini düşünüyordum o zamanlar. Şimdi anlıyorum ki bizim tek geçim kaynağımız o olduğu için ne yapsın adam, yapacak başka bir şey yoktu. Senin baban da şu an senin için böyle çırpınıyor. Babalar için evlatlarından kıymetli başka hiçbir şey yok. Bunları biliyorum. O zaman babanın seni ne kadar sevdiğini de biliyor olman gerekiyor değil mi? Bak, baban ailesi için çırpınıyor. Ama en çok sizin için. Sizin geleceğinizin peşinden koşuyor. Sence anne beni gerçekten görebiliyor mudur Süreyya? Bazen ben de bu şüpheye düşüyorum. Sonra diyorum ki görüyorsa lütfen bir sinyal gelsin. Eğer dikkatli bakarsam sen de görebilirsin. Süreyya Hanım, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Faruk Bey'e haber vereyim istersen. Yok, verme. Ben bir sürpriz yapmaya geldim de. Aa, Süreyya Hanım, nasılsınız? Faruk Bey az önce çıktı ama hemen gelirim demişti. Aha, biliyorum. Haberim var. Sen çıkıyorsun galiba. Evet, ya Faruk Bey izin verdi sağ olsun. Çok yoğun bir gün oldu bugün. Neye yettiniz gelmekle? Ben de yalnız bırakacağım diye üzülüyordum. Gerçi bir şey görecek hali yok. Sabahtan beri kafasını kaldırmadan çalışıyor. Hele bir kaldırsın. Efendim? Yoğun, çok yoğun, çok çalışkan bir kocam var. Kesinlikle. Çok hayranım onun iş azmine, disiplinine. Onunla çalıştığım için gerçekten çok şanslıyım. Zor ama çok zor. Çok zor değil mi ya Faruk'un asistanı olmak? Ay yani senin kendine ait hayallerin, hedeflerin, daha yüksek emellerin falan yok mu? Ne yani, böyle asistan mı olacaksın, asistan mı kalacaksın sen? Hiç öyle gözükmüyorsun. Evet, yani 30'lara gelmeden çok çalışmayı hedefliyorum. Ama bu şirket beni bir sürü hayalime kavuşturacak, öyle hissediyorum. Ne gibi hayal? Yani bir sürü yurt dışı proje yapıyoruz. Düşünsenize onlarda aktif rol aldığımı. Faruk Bey'le, Okan dayımla birlikte seyahatler ettiğimi. Siz yemek mi yaptınız? Ben söylemiştim bir şeyler ama yemedi zaten Faruk Bey. Yemez. Öyle her önüne geleni hayatta yemez. Acayip seçici. Dışarıdan pek belli etmiyor ama bayağı evcimen biri galiba. Öyle mi? Dışarıdan hiç bakmadım ben. Nasıl gözüküyor dışarıdan? Yani tam bir iş adamı. İşkolik. Hani öyle ailesine bu kadar düşkün olacağını anlamaz insan. Yardımcı olmamı ister misiniz size? İstemem. Hiçbir şey istemem. Hem senin kendine ait bir hayatın herhalde vardır değil mi? Var tabii. O zaman ben kickbox dersime yetişeyim. Her yaşta başlanabiliyormuş biliyor musunuz? Size de tavsiye ederim. İyi akşamlar. Kaç yaşında sunuyorsa bana hoşçakalın.
Mazeretin çok geçerliydi ama. Ya çocuk her şeyden önemli Faruk. Vallahi şükür bulmuşsun. Aynen çok şükür. Yok yok sunmaz. O konuda şansın çok şükür. Numara. Hadi buyurun. Buyurun. Geçelim şöyle. Buyurun buyurun. Geçin şöyle. Geçin masaya. Eyvallah. Bir şey mi yanlış burada? Ne olmuş? Evet. Herkes hazırsa ben çok fazla vaktinizi almayayım arkadaşlar. Hemen konuya gireyim. Yani Akif'e döndüm yemin ederim ya. Ya 40 yılın başında bir sürpriz yapacağım dedim. Diline düşeceğim yemin ederim. Ne olursun bana yakalanmayın. İşte onu diyorum. Yani bizim bu işe olan özenimiz aslında size de iyi hizmet vereceğimizin bir göstergesi. Yani sizler de piyasada araştırma yapmışsınız, bazı görüşmeler yapmışsınız ve şu sonuca varmışsınız. Bu kadar bir yönelmek aynı zamanda sözleşmeyi yani kısacası pişman olmayacağınız bir iyi niyet buluşması bu. Biz de bunu bildiğimiz için buradayız zaten Faruk. Anlaştığımıza göre şartları konuşmayı yarına saklasak mı? Telefonu durmadı ki arkadaşın. Eyvallah tamam. Hemen hızlı gidiyoruz. Başlamışken bunu bitirelim bence. Şu bütçe işlerini falan... Pardon ya. Ben ayağını vurdum sandım da bir an. Yok. Eyvallah. Peki o zaman şey yapalım. Buraya siz ne yazmışsınız? Mesela bütçeye bir bakalım. Ne yazmışsınız? Mesela bu şeyde... Orası. Dosyanın da önüne olacaktı ya. Şu şartnameyi koymayasın mı? Bunlar olacaktı işte. Yedi kablosu var mısın? Oh! Faruk. Faruk. İyi misin? İyiyim. Çok fena vurdun ya. Burası çok mu sıcak oldu? Faruk sen bir hava falan mı alsan abi? Evet ya. Ne diyorduk?
sen diyordun. Ne diyordum? Ya bu şartname diyordun. İtiraz ettiğin bir madde mi var? Faruk, senin kafa ya yorgunluktan gitti ya da kafayı masaya fena çarptın birader. Biri mi bağırdı? Yok yok, ben öksürdüm. Ya bugün iyice dağıldık yani ha. Gerçekten ya. Aman aman, ben alırım, ben alırım, ben alırım. Usta. Faruk, sen şimdi ne diyorsun bu bütçeye? Ya gerçekten Veysel'in dediği gibi biz dağıldık mı? Evet. Şey yapalım biz, bence bir kafayı toplayalım, daha sonra mı devam etsek acaba? Evet, vallahi hepimiz çok yorulduk ya. Zaten Veysel'in derdi eve gittiğinde başlayacak. Ya aynen. Daha eve gidince ayıptır söylemesi. Yasemin'e ifade vereceğim de. Eyvah. Ben size o zaman azat edeyim. Hadi bakalım. Tamam mısınız? Ya maçı tekrarını izleyeceğiz. Aa evet, maç vardı ya, değil mi? Neymiş, şampiyon olacakmışız. Yani nasıl olacağız abi? Ama kesin şampiyonuz ya, söyleyeyim. Kesin. Adem adam. Faruk, ne diyorsun? Ne zaman ayarlıyoruz şu bizim hanımları tanıştırma işini? Aynen ha, haber bekliyoruz. Adam kafayı kere çarptığından beri mavi ekrana bağladı. Bence bari biz hayatta anlamaz. Bana bak, o kadar kötü çarptıysan bir hastaneye falan götürelim ha. Yok be. Yok yok, iyiyim ben, iyiyim ben. Şey, tamam, şey yapalım, ben organize edeyim, tamam. Ben bir Süreyya ile de bir konuşayım. Şey yaparız, yaparız yani. Tamam o zaman, haber bekliyoruz. Eyvallah, eyvallah. Hadi. Eyvallah, eyvallah. Allah kahretmesin ya. 40 yılın başında sürpriz yapayım dedim. Sus. Sakın hiçbir şey söyleme bu konuyla ilgili. Hiç kimseye. Aklım çıktı. Sen ne yapıyorsun masada? Gülme ya. Ben de karımı bu kadar özledim diye mi bu koku geliyor burnuma falan? O kadar konuşuyorsun ki. Bitmedi. Yo o kroki, o bilmem ne ya. Ay ne çene var kardeşim. İki bir... Var ya, akşam masaj yapacaksın. Öldüm aşağıda. Sen bir dur, tehlikeyi atlattık madem. Niye geldin? Sen bir göster bakayım bana. Bakalım. Ya saçmalama Muzur. Hayatta olmaz. Modun düştü yerlerde. Ben yani... sen gel. Modunu ben seni yükseltirim. Ya bulur beni. Ya, saçmalama.